Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 36-37. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bir takım önemli meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, İnne iddete şuhur indallah, Allah katında ayların sayısı, İthne aşara şehran, 12 aydır. Fi kitabillah, Allah'ın kitabında, Allah'ın takdirinde bu böyle. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yarattığında Allah kitabında bunu böyle belirledi. مِنْهَا اَرْبَاتٌ hurum Bunlardan dört tanesi haram aylar. ذَلِكَ اَدِّينُ الْقَيِّمِ İşte bu dosdoğru olan dindir. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ O haram ayların hürmetini ihlal etmek suretiyle onlarda nefsinize zulmetmeyiniz. Ve gâtilül müşrikine kâffe ve bütün müşriklerle savaşınız. Kemâ yugâtilûnekum kâffe onların hepsi sizinle savaştıkları gibi. Ve alemû ve biliniz ki ennallâhe mâl müttakîn Allah müttakilerle korunan, sakınanlarla beraberdir. Değerli izleyenlerim, zaman ve mekan Allah-u Teala hem zamanın hem de mekanın yaratıcısı. İşte mekan itibariyle dünya, güneş, yıldızlar çok değişik şeyler yaratılmış. Zaman itibariyle de bunların dönmeleri, birbirlerine karşı durumlarında bunların günleri, ayları meydana geliyor. Dünya ile alakalı Allah-u Teala demek 12 ay takdir etmiş. Ve işte 30'ar günlük, bazen 31 bu şekilde değişen bir seyir içerisinde 12 ay takdir edilmiş. Bu manada seneyi aylara bölmek, ayları haftalara bölmek, haftaları günlere bölmek, günü saatlere, dakikalara, saniyelere bölmek bir kolaylık sağlıyor. Ve böylece insanlar zamanın farkına varıyorlar ve belli zaman dilimlerini kıstas almak suretiyle o şekilde bir takım şeyler daha iyi anlaşılabiliyor. İşte okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah nezdinde ayların 12 olduğunu ifade ediyor. Biz de bugün zaten bu şekilde kullanmaktayız. Ve gökler ve yer yaratıldığında bu böyle takdir edilmiş. Bu bir nevi bir kader programı. Nasıl ki biz bir binayı yapmak istediğimizde önce bunun planını, projesini hazırlarız. Ve o şekilde o bina evvelinde her şeyi belirlenmiş olur. Ona göre inşa edilir. Demek ki Allah-u Teala zaman itibariyle de şu dünyada bir yıl içinde 12 ay o şekilde takdir etmiş. Dünyanın, ayın durumları buna göre tertip edilmiş, tanzim edilmiş. Ve böylece insanlar bu zaman dilimlerini kullanıyorlar. Bu zaman dilimlerinin farkına varıyorlar. Bunlardan dört tanesi haram aylar. Bu haram aylarda İslam öncesinde demek ki yine Allah'ın hükmüne dayalı olarak dört ay savaş haram kılınmış. Araplarda bu var ama Arapların bu tarz inançlarının hepsi batıl demek değil. Her ne kadar cahiliye Arapları tabiri kullanılsa da o cahiliye döneminde de Hazreti İbrahim'den veya başka bir dinin kalıntısından kendilerinde bazı güzel düsturlar, ölçüler de bulunmakta. Herhalde bu güzel olan şeylerden bir tanesi haram ayların hürmeti. Ve o haram aylarda aralarında savaş yapmıyorlar. Ve o haram aylarda bir barış ortamı hakim oluyor. Bu şekilde bir uygulama söz konusu. İşte o haram ayların hürmetini çiğnemek suretiyle nefsinize zulmetmeyin. Allah-u Teala bunu nazara veriyor. Ve وَقَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ Müşrikler sizinle toptan savaştıkları gibi siz de toptan onlarla savaşın. Burada her ne kadar İslam'ın Mekke döneminde sabır, tahammül bu gibi şeyler, esaslar nazara verilmişse de İslam'ın Medine döneminde artık Müslümanlar güçlüdür, kuvvetlidir. Dolayısıyla diğer tarafa mukabele-i bilmisilde bulunabilecek bir duruma gelmişlerdir.
Böyle olunca da Allahu Teala şunu emrediyor. Onlar sizinle toptan savaştıkları gibi siz de onlarla toptan savaşın. Bunu günümüze uyarlama noktasında, günümüzde işte sıcak savaş, soğuk savaş, savaşın değişik türleri var. Ve bütün bu savaş türlerinde İslamiyet elbette en güzel bir şekilde temsil edilebilmeli, en güzel bir şekilde anlatılabilmeli. İşte mesela kanallar savaşı, bir takım kanallar İslam'ın haram kıldığı şeyleri revaçlandırmaya çalışıyorlar. Ve İslam'a ters, İslam'a aykırı yayınlar yapıyorlar. Buna mukabil İslam'ın düzgün bir şekilde anlatıldığı kanallar da olmalı. Öte yandan bir kısım gazeteler İslam aleyhinde yayınlar yapıyor. Buna mukabil cevap verecek İslami gazeteler olmalı. Öte yandan diyelim bir internet ortamında yine İslam aleyhinde yayınlar yapılabiliyor. Buna mukabil yine internet kanalıyla onlara cevap verecek şekilde veya İslam'ın güzelliğini doğrudan anlatacak şekilde yayınlar yapılabilmeli. Ayet-i kerime kâffe ifadesi kullanıyor. Yani toptan, her türlü şekilde onlar sizinle nasıl mücadele ediyorlarsa siz de onlarla toptan mücadele edin. Bugün küfrün, inkarın kendine göre bir şahsı manevisi vardır. Ve o küfrün şahsı manevisi şeytanın komutası altında görülen, görülmeyen insi cinli şeytanlardan müteşekkil fertleriyle, elemanlarıyla iman cephesine darbe vurmaya çalışmaktadır. Müslümanlara zarar vermeye çalışmaktadır. Buna mukabil elbette ehli imanın uyanık olması ve kendi imkanları çerçevesinde mücadelelerini yapmaları gerekir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el cihadu madin ila yevmil kıyame buyuruyor. Yani kıyamet gününe kadar cihat devam edecektir. Cihat sadece savaş değil. Allah yolundaki her türlü mücadele. Nitekim zaten günümüzde savaş da sıcak savaş, soğuk savaş şeklinde iki türlü de değerlendiriliyor. Soğuk harp dönemi de bu da yine harbe dahildir. Bazen cephede kazananlar soğuk harpte kaybedebiliyor veya bunun tersi olabiliyor. İşte kıyamete kadar cihat devam edeceğine göre kıyamete kadar mücadele devam edecek demektir. Nasıl ki küfür yolunda gidenler kendi tabiatlarının gereği, bozulmuş tabiatlarının gereği İslam'a saldırmayı adeta hüner kabul ediyorsa, buna mukabil Müslümanlar da her türlü vesileyle dinlerini savunabilmeli ve dinlerini anlatabilmeli. Bu adeta ışık ve karanlığın birbiriyle mücadelesi gibi. Gece ve gündüzü düşünelim. İşte gece gündüz adeta birbiriyle boğuşuyor. Biri varsa diğeri yok. Ve bu şekilde biri diğerinin yerini alarak münavebeli bir şekilde devam ediyorlar. İman ve küfür de ışık ve karanlık kadar birbirine ters olan şeyler. İşte bazıları karanlık ruhlara sahip ve o karanlık ruhlu insanlar karanlık fikirlerle insanların dünyasını karartmaya çalışıyor. Ve o dünyada her türlü günah var. Hürriyet adı altında her türlü rezaleti işlemek var. Tamamen nefsin, şeytanın kulu ve kölesi haline gelmek var. Buna mukabil ehli iman Allah yolunda yoluna devam edebilmeli, tertemiz bir hayatı yaşayabilmeli ve toplumu karanlıklardan, karanlık güçlerden, karanlık fikirlerden kurtarabilmek için elinden gelen gayreti göstermeli. Nasıl ki mesela kahvehane gibi yerlerde bir yandan dumanlı bir ortam ama öte yandan da bazılarında böyle çalışan bir aspiratör oluyor. Oradaki havayı temizlemeye çalışıyor. Şu anda toplumun havasını kirletmeye çalışan gerek ülkemizde gerekse dünyanın başka yerlerinde art niyetli insanlar elbette var. İşte onlar batıl bir yolda mücadele ederken, bu noktada bir gayret içerisinde olurken elbette ehli imanın kendi halinde kalması, köşesine çekilmesi, adam sen de bana değmeyen yılan bin yaşasın demesi uygun değildir. İslamiyet'te neme lazımcılık yoktur. Bugün bize dokunmayan yarın dokunabilir. Bugün zarar vermeyen yarın zarar verebilir. Hatta sadece ülkemizde sınırlı da değil, dünyanın başka bir yerinde meydana gelen bir rezalet dolayısıyla bizi de etkileyebiliyor.
ve internet gibi şeyler artık hem güzelliğin hem de rezaletin naşiri durumuna geldi. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir olay bir anda dünyanın her tarafında görülebiliyor, duyulabiliyor. Dolayısıyla mücadele devam etmektedir. Ehli iman, imanından gelen bir hamiyetle, gayretle ve izzetle Allah yolunda mücadele edebilmeli. Nasıl ki müşrikler, kafirler her türlü imkanı kullanarak kendi rezaletlerini yaymaya çalışıyorlarsa, ehli iman da faziletleri yaymak için bir gayret içinde olmalı. Karanlığın çocukları gayret içinde bulunurken, aydınlığın insanları da, onlar da etrafı aydınlatmaya gayret göstermeli. Ayetin devamı şunu ifade ediyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَا الْمُتَّقِينَ Bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Yani takva sahibi, günahlardan korunan, kötü, zararlı şeylerden korunan kimselerle Allah beraberdir. اِنَّمَا النَّسِيُوا زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Nesi, küfürde bir ziyadeliktir. Ziyadesiyle bir küfürdür. Yani nesi şu manada, Araplarda İslam öncesinde haram ay uygulaması var ve bunun semavi bir esası olduğuna da dikkat çekmiştim. Ve o haram aylarda birbirleriyle savaşmaları yasak. Ancak bazen şöyle yapıyorlar. Kendi keyiflerine göre haram ayları öne veya geriye alıyorlar. Ve böylece o haram aylarla kendi keyiflerine göre oynuyorlar. Yani Allah'ın doğrudan onlara bildirdiğine tabi olmak değil, kendi keyiflerine göre buna bir şekil vermek. Böyle bir tavır içerisindeler. Ayet-i Kerime böyle bir uygulamanın ziyadesiyle bir küfür olduğunu, Allah'ı inkar anlamına geldiğini ifade ediyor. Yani siz Allah'ın gönderdiği esasa tabi olmayacaksınız, kendi keyfinize göre onu şekillendireceksiniz, tebdil ve tahyir edeceksiniz. Bu uygun bir şey değil. Dini kuşa çevirmek, öyle bir tabir bazıları tarafından kullanılır. Bazıları adeta Allah'ın dinini kuşa çevirmek istiyorlar. Hani anlatılır, Nasreddin Hoca leyleği görmüş, bakmış ki uzunca bir gaga var, uzunca ayaklar var, eline makası almış, ayaklarından kesmiş, gagasından kesmiş ve ardından da demiş ki, işte şimdi kuşa benzedin. Bazıları adeta dini kuşa çevirmek istiyorlar. Gerçekte din neyse onu öyle kabul etmek yerine, kendi keyiflerine göre bazı yerlerini kesmek, biçmek veya bazı şeyleri ilave etmek gibi bir telaşın, bir gayretin içindeler. İşte buna mukabil Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ortaya koyduğu, bildirdiği esasları değiştirmenin, ileri geri almanın küfürde bir ziyadelik olduğunu ifade ediyor. يُضَلُّ بِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar onunla yoldan çıkarılır. يُحِلُّونَهُ amen Onu bir yıl helal kabul ederler. Ve يُحَرِّمُونَهُ amen Ama bir başka yılda onu haram kabul ederler. لِيُوَاطِئُوا اُدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı sayıyı bu şekilde tamamlamak için, 4 ay bir haram ay uygulaması yapmak için aylarla oynarlar, 4 aya da bu şekilde tamamlarlar. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اَعْمَالِهِمْ Onların o kötü amelleri kendilerine süslü kılındı. وَاللّٰهُ لَا يَهْتِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah kafir olan kavme hidayet etmez. Değerli izleyenlerim, bu münasebetle dini algılama noktasında bize düşen görev nedir? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte cahiliye Arapları dini kendi keyiflerine göre algılamışlar. Allah'ın koyduğu esası reddetmemekle beraber bunu kendilerine uygun bir hale çevirmişler. Kendi keyiflerine göre öne almak, geride bırakmak tarzında keyfi bir uygulama içerisine girmişler. İşte bazıları Allah'ın dinini yorumlarken Allah'ın gerçekte gönderdiği dini kabul etmek yerine kendi kafasındaki şekli kabul ediyor. Allah-u Teala bir şablon ortaya koymuş. Ona benzemek, uymak, o şablona göre İslam'ı yaşamak gerekirken bazıları kendi kafalarındaki şablonu esas alıyorlar. Yani dinde diyelim ibadet olmalı ama ibadet şöyle olmalı. Bu tarzda dinde reform, dinde değişiklik
yeni bir şekil verme gibi bir telaş içerisine girebiliyorlar. Dinin esasları terü tazedir. Nasıl ki güneş 14 asır öncesinde insanları aydınlatıyordu, bugün de aydınlatıyor. Havaya o gün ihtiyaç vardı, bugün yine ihtiyaç var. Benzeri bir şekilde İslam güneşi elbette o zaman aydınlattığı gibi günümüzde de aydınlatır. Ve insanlar İslamiyet'in o manevi atmosferine o zaman muhtaç olduğu gibi günümüzde de muhtaçtır. İşte bu durumda acaba biz bu dinin neresindeyiz? Bu dini gerçekte olduğu gibi algılayabildik mi? Buna dikkat etmek gerekiyor. Bazıları bence ifadesini kullanarak kendi kafasına göre bence şu şöyle olmalı, bence bu böyle olmalı kanaatlerini ifade ederler. Bazı insanlar bence diyebilir. Dini anlama noktasında bir İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi kapasiteli insanlar, dini iyi bilen insanlar bence ayet bize bunu anlatıyor, hadis bize bunu anlatıyor diyebilirler. Ve hatta ayette hadiste doğrudan geçmeyen meselelerde içtihatta bulunurlar. Ve o şekilde dinin o meseledeki hükmünü ortaya koyarlar. Ancak bu cahil ve cühelanın işi değildir. Doğru dürüst Kur'an okumasını bilmeyen bir kimse kendi kafasına göre bence Kur'an'daki şu hüküm şöyle olmalı diyemez. Böyle deme yetkisine sahip değildir. Veya diyelim Peygamberimizin getirdiği esaslar, ortaya koyduğu sünnetler. Bunların dindeki durumu bellidir. İşte bence şu şöyle olmalı, bence bu böyle olmalı diyemez. Söz gelimi bir hac olayım. Din haccı farz kılmıştır. Günümüzde bazılarının tutup da gidip Araplara para kaptırmanın bir anlamı yok. Bu parayla sen burada hayır işleri yap demesinin bir anlamı yoktur. Burada hayır işleri de yapsın ama gitsin. İslam'ın 5 esasından birisi olan hac görevini de eda etsin. Ve bu manada İslam'ı tenkit etmeye çalışanlar, kendi kafalarına göre bir hüküm ortaya koymaya çalışanlar, paralarını başka yerlere cömertçe harcıyorlar. Paris'e gidene bir şey yok, Londra'ya gidene, Washington'a gidene bir şey yok. Oralara giden bolca harcıyor, kimse bir şey demiyor. Ama vatandaş 2000-3000 dolarla diyelim hacca gidecek, bunu gözünde büyütenler, işte paralarını Araplara kaptırıyor şeklinde değerlendirenler var. Ve din adına da belki bazıları bunu söyleyebiliyor. Bu gibi cahillerden uzak kalmak gerekir. Cenab-ı Hak bizleri dini gerçekte olduğu gibi algılayan ve ona göre uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.